Merhaba sevgili seyirciler. Balkanlarda Ramazan programımız devam ediyor. Aynı zamanda Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği bereket konvoyu takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Karadağ'dayız. Petnica çok küçük bir kasabadayız. Çok güzel bir kasaba aynı zamanda. Bugün burada çok eski bir cami gördük. Yüzyıllar önce yapıldı bir cami. Gerçekten çok güzel, çok etkilendik. Bugün de çok özel misafirlerimiz olacak, çok değerli misafirlerimiz olacak. İlk konuğumuz bütün bu güzel organizasyonu, olmadan bu organizasyon zaten olmazdı Sayın Atilla Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi'nin başkanı. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Bu güzel organizasyon acaba nasıl başladı? Biz başlangıçtan beri buradayız ve takip ediyoruz her şeyi. Ben de bir boşnak olarak size ve Bayrampaşa Belediyesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok başarılı, çok güzel bir organizasyon. Acaba nasıl başladı? Neler söylersiniz bize? Bu proje 11 yıl önce başladı. Bir kültür projesi olarak başlattık bunu. Bayrampaşa demografik yapısına baktığımızda ortalama %42 civarında Balkan göçmeni kardeşlerimiz var. Onlarla ilgili bir proje yapalım dedik. Düşündük ne yapalım? Bir kardeşlik sınırını tanımaz projesi yapalım. Sınırları kaldıralım. Tüm Balkanların şehirlerini tek tek dolaşalım dedik. Nasıl yapalım bunu? Tırlarla yapalım dedik. İsmine ne yapalım? İsmine de bereket konvoyu diyelim. Adına bereket konvoyu dedik. Kardeşlik sınırını tanımaz adı altında ilk defa Mostar'a gittik. Bosna'ya gittik önce. Orada Mostar Köprüsü'nün o altında güzel bir iftar verdik. Ondan sonra 11 yıl bu proje bir kültür projesi olarak, bir sosyal belediyecilik projesi olarak bugünlere kadar sağlam temellerle geldi. Buradaki gaye şu, bu yörenin insanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanları bir araya getirmek, onlara elimizi uzatmak, onlara gönlümüzü açmak, onlara sevdamızı anlatmak, onlara Türkiye Cumhuriyeti'nin daima sizin yanınızda olduğunu gösterebilmek amacıyla başlattığımız bu güzel proje, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesi haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Kültür Bakanlığımızın da himayelerinde yürüyen bir proje bu proje. Burada siz de gördünüz, bir taraftan TİKA'mız aynı şekilde tarihten gelen o güzel eserleri onarıyorlar. Bir de Bayrampaşa Belediyesi olarak da halkla bütünleşerek hem TİKA'mızın yapmış olduğu onardığı eserlerle kendileriyle bir araya geliyoruz. Hem de Bayrampaşa Belediyesi olarak da kalıcı bir takım eserlerle buraları süslüyoruz. Mesela Mitrovica'da yapmış olduğumuz İsa Bey Bayrampaşa Camisi de bunun en önemli bir göstergesidir. Bayrampaşa halkı olarak yaptığımız o cami bugün oradaki Arnavut kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize hizmet veriyor. Aynı zamanda Goşti var da Yukarı Banisa köyünde TİKA ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz Mustafa Kemal İlköğretim Okulu da bunun bir göstergesi olarak Bayrampaşa Belediyesi'nin Balkanlarda olduğunu ortaya koyuyor. Yine Kalkan denen Tetova'da yine biz Kız İmam Hatip Lisesi'nin yurdunu yapıyoruz. Kabası bitti inşallah incesinde bitirerek böylece oraya bırakacağız. Yine orada Alacı Camii'nin arkasında yine bir Kur'an kursu yaptık ve bu şekilde bu coğrafyaya olan sevdamızı, gönlümüzü aynen geçmişte nasıl bizim dedelerimiz, ecdadımız gelip de burada bir kültür bırakmışsa, bir eser bırakmışsa biz de Bayrampaşa Belediyesi olarak da kardeşlik sınırını tanımaz projelerimizle ve aynı zamanda da kalıcı eserlerimizle Balkan coğrafyamızı süslemeye devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Biz de en başından beri takip ediyoruz ve insanların ne kadar mutlu, ne kadar memnun olduklarını görüyoruz. Acaba siz nasıl hissediyorsunuz? Belki bu kadar küçük bir kasaba daha önce Türk hiç gelmedi. Nasıl hissediyorsunuz acaba bu insanlar böyle mutlu olduklarını görünce? Şimdi buraya ben ilk defa geldim. Bu seneki kardeşlik tanımaz projemize baktığımızda yöreleri değiştirdik. Yani yeni yeni yöreleri hem tanıyalım, oradaki Evlad-ı Fatihan diyarındaki o hemşehrilerimiz de bizi daha iyi tanısınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha iyi tanısınlar diye. Burası çok şirin bir yer. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Hakikaten o üç katlı cami hayretler içerisinde kaldım. Muhteşem bir cami. Tamamen ağaçtan yapılmış. Hiç çelik konstrüksiyon kullanılmamış. Dışı tamamen gördüğünüz gibi taştan yapılma bir eser. Ve 1426 tarihinde yapılmış bir eser.
Ve o eser bugüne kadar muhafaza edilmiş. Önce ben buranın halkını da kutluyorum. Boşnak kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Karadağlılara teşekkür ediyorum. Ta o zamanki bir Osmanlı paşasının yaptığı bu güzel eseri bugünlere kadar muhafaza etmeleri, saklamaları beni hakikaten mutlu etti. Hatta dikkat ederseniz içerisinde kilimleri gördünüz mü? Muhteşem o renk armonisini göreceksiniz. Kainatta görmüş olduğunuz bütün güzellikler, o renkler o kilimlerin üzerinde mevcuttur. Bugün Türkiye'yi arasanız, dünyayı arasanız o rengi, armonisini bulamazsanız onlar da muhafaza edilmiş bugüne kadar. Buna bağlı yine Osmanlı'dan kalma eserler var burada. Ama halkı çok güzel. Ama küçük şirin bir yer. Tabii burada iş sistem yapabilecekleri fabrikaları yok. Dolayısıyla tamamen burayı gençler yavaş yavaş Avrupa'ya doğru yol alarak terk etmişler. Ama Karadağ hakikaten önemli bir yer. Bu güzel yerde Başbakan Yardımcısı Sayın Rafet Usoviç beyefendi de biraz sonra inşallah gelecekler bu iftar soframıza. Burada gördüğünüz gibi buranın yöresel yemeklerini, yöresel şarkılarını, yöresel müziklerini de inşallah onlara biz takdim edeceğiz. Ve böylece o Ramazan'ın güzelliğiyle birlikte onları aynı akşamda buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız Bayrampaşa Belediyesi olarak. Ben yine buradan şunu sesleniyorum. Bu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden Rumeli coğrafyasında yaşayan bütün hemşehrilerimize, bütün kardeşlerimize, bütün soydaşlarımıza inşallah bu Ramazan büyük bereket getirir diyorum. İşte biz bereket konvoyumuzla birlikte de burada bu bereketi Karadağ'da da buradaki hemşehrilerimize sunmaya buraya geldik. Evet, daha ne kadar bu organizasyon acaba devam etmek istiyorsunuz? Bir planınız var mı yoksa? Şimdi Allah bize güç verdiği müddet zarfı içerisinde bu projemiz, bugün 11. yılını yaptığımız bu projeyi inşallah 15 yıl, 25 yıl inşallah ilelebet devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu coğrafyalar bizim için çok çok önemli. Çok güzel belde buralar. Osmanlı burada 700 yıl bir medeniyet kurmuş. Bu medeniyet içerisinde de dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden bu coğrafyada yaşamış ve dinler arasında da hoşgörüyü inşa etmiş. Zaten Osmanlı'nın o gün bıraktığı o hoşgörü sanatıyla bugün burada hem Boşnak Müslüman kardeşlerimiz var, hem de Sırplar var. Hep birlikte burada kardeşçe yaşıyorlar. Önemli olan bunu yapabilmekti. Bugün de bu coğrafyada aynı şekilde hepsi, bütün dinler bir arada sevdalarıyla, gönülleriyle dostça, kardeşçe, arkadaşça bir arada yaşıyorlar. Ve biz de Bayrampaşa Belediyesi olarak da bütün dinler arasındaki hoşgörüyü ortaya koyarak onlara soframızı açıyoruz. Hatta biz Hırvatistan'a gittiğimizde Hırvat kardeşlerimizle beraber aynı masayı paylaştık. Bugün burada Sırp kardeşlerimizle de beraber Müslüman Boşnak kardeşlerimizi de yine biraz sonra onları da davet edeceğiz. Onlar da gelecekler. Bu masanın etrafında toplanacaklar. Hep beraber bir arada yemek yiyeceğiz ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluk elini burada tekrar onlara iletme mutluluğuna erişmiş olacağız. Gerçekten sizin sloganınız en güzel anlatıyor. Kardeşlik sınır tanımaz. Bizde de öyle. Size çok çok teşekkür ediyoruz her şey için. Zaman ayırdığınız için, bu güzel organizasyon için, aynı zamanda size de ve Bayrampaşa Belediye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Yeniden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Ekip arkadaşlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve buradan Bayrampaşa halkıma, Türkiye coğrafyasındaki bütün halkıma Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını, dileklerimi ifade ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Atilla Aydıner, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Başkanı bizimle birlikteydi. Biz az sonra devam edeceğiz. Şimdi bir klibimiz var. Çok teşekkür ederim. Esmaül Hüsna. Bütün mevcudatı rızıklandıranın ismi. O Er-Rezzak'tır.
yiyeceklerini takdir etmiş, oraya herkes için rızık yaratmıştır. Doğrusu Allah büyük lütuf sahibidir. Muhtaçları gözeten, nimetlerini genişleten O'dur. Ey Rezzak! Bereketi ve şükrü artan, rızıkları sonsuz olan kullarından eyle. O Er-Rezzak'tır. Evet, devam ediyoruz. İkinci konuğumuz var, çok değerli bir konuk. Türkiye Cumhuriyeti Podgorica Büyükelçisi Sayın Mehmet Niyazi Tanılır bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. İlk olarak hayırlı Ramazanlar diliyorum size. Sağ olun, ben de size, Türkiye'deki vatandaşlarımıza, tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Acaba Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler nasıl? Tabii bunu cevaplandırmadan önce şu anda Türkiye'de iftar sofraları başında bizi izlemekte olan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ramazanlarını tekrar tebrik ediyorum. Türkiye ile Karadağ ilişkisine gelince, Türkiye ile Karadağ arasında bugünkü ilişkimizi mükemmel diye tanımlayabiliriz. Esasen ilişkimizin derin tarihi kökleri bulunmaktadır. Karadağ biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak bağımsız olan bir ülke 1878 yılında, ama hemen akabinde Osmanlı Devleti Karadağ'ı tanımış ve Sultan Abdülhamit ile o dönemdeki Karadağ Kralı Nikola arasında çok derin bir dostluk ilişkisi kurulmuştur. O dönemde Sultan Abdülhamit iki kez Kral Nikola'yı İstanbul'da konuk etmiş ve Karadağ donanmasına iki gemi hediye etmiştir. Bugün hala Karadağlar o dönemi hayırla yad etmektedirler. Günümüzde de 2006 yılında Karadağ'ın bağımsızlığı olmasıyla birlikte Türkiye Karadağ'ı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş. 2008 yılında da Karadağ'da Büyükelçiliğimiz açılmıştır. Büyükelçiliğimiz açıldığı günden beri iki ülke arasındaki ilişkiler her sahada, siyasi, ekonomik ve kültürel sahalarda her geçen gün biraz daha ileriye doğru gitmektedir. Üst düzeyde yapılan karşılıklı siyasi ziyaretler de bu ilişkilerimizin ne kadar iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Yakın bir zamanda beklenen ziyaret de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti olacaktır. Bu ziyaretle birlikte ilişkilerimiz yeni bir ivme kazanacaktır. İnşallah. Acaba ne kadar Türk yaşıyor burada Karadağ'da? Karadağ'da Osmanlı döneminden kalan Türk aile sayısı onu geçmez. Onlar da Bar şehrinde yaşamakta ve yaşlılar eski bir Türkçe konuşmakta. Gençler ise maalesef Türkçeyi unutmuş durumdadırlar. Ama Büyükelçiliğimizde farklı Türk kuruluşlarında çalışan Türk sayısı da yaklaşık 60-70 civarındadır. Şimdi siz burada yaşıyorsunuz. Acaba Ramazan burada nasıl yaşanıyor? Bir fark görüyor musunuz Türkiye ile Karadağ arasında? Yani tabii Ramazan'ın kendine has bir psikolojisi, bir manevi ortamı var. Aynı ortamı burada da teneffüs ediyoruz. Biliyorsunuz Karadağ nüfusunun yaklaşık %20'si Müslümandır. Ve Müslümanların buradaki manevi hayatı açısından baktığımızda camiler açıktır. İnsanların dini hakları anayasal güvence altında alınmıştır ve Müslümanlar rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilmekte, dini geleneklerini, kültürlerini sürdürebilmektedirler. Bugün de biliyorsunuz Petnitsa'dayız. Petnitsa Karadağ'ın kuzeyinde Sancak bölgesinde ve yukarı Bihor Vadisi'nde cennet gibi vadinin içinde yer alan güzel bir kasabadır. Bu kasabanın nüfusunun tamamı Müslümandır. Biraz da burada hep birlikte buradaki kardeşlerimizle iftar açacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki Ramazan havasına benzer bir havayı burada da teneffüs etmekteyiz. Evet, bu organizasyon hakkında acaba ne düşünüyorsunuz? Bayrampaşa Belediyesi'nin bereket konvoyu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok güzel bir organizasyon. Bu organizasyon biliyorsunuz bu sene 11. kez yapılmakta ve organizasyon ilk başladığında da Van'dan başlamıştı. Anadolu'dan Balkanlara ismiyle başlamıştı. Tesadüfen o zaman da ben Van valisiydim ve Bayrampaşa Belediyesi'ni Van'da konuk etmiştik.
Bugün de burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olarak Bayram Paşa'nın bu programına katılmak benim açımdan aynı zamanda böyle duygusal ve manevi bir önem taşıyor. Her sene bu konvoyun buraya gelmesi buradaki Müslümanlar arasında heyecanla beklenmektedir. Bu sene de Petnisa'da yapılması bana göre çok anlamlı olmuştur. Petnisa çünkü yeni belediye olan bir yer ve ilk defa böyle büyük bir etkinlik düzenlenmektedir. Ben bu etkinliği burada düzenlendiğinden dolayı Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner Bey'e ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Evet, biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Yine de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir aramız var. Az sonra devam edeceğiz. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman alışverişi bırak. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Üçüncü konuğumuzla devam ediyoruz. Çok çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Rafet Husovic, Karadağ Başbakan Yardımcısı bizimle birlikte. Ona birkaç soru soracağız. Hoş geldiniz, dobrodošli. Bolje vas našli i vi dobrodošli. İlk olarak Ramazan tebrik etmek istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler de soracağız acaba nasıl oluyor. Za početak vas želim pitati kakvi su odnosi između Turske i Crne Gore. Evo, želim prije svega da poselamim sve gledaoce vaše turske televizije, da želim hajli uspješan Ramazan, da ko Bog da ga isposte u zdravlju i da kažem da su zaista odnosi između Crne Gore i Turske na najvišem mogućem nivou, da su ti odnosi i da je Turska prvenstveno odmah nakon nezavisnosti priznala Crnu Goru, da su ti odnosi i na nivou država, na nivou ministarstava, vlada, institucija, zaista na najbolje mogućem nivou. İlk olarak tüm izleyicilere selam göndermek istiyorum, selamlamak istiyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler gerçekten çok yüksek bir düzeyde. Karadağ bağımsızlık kazandıktan sonra Türkiye on bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerinden birisi. Uglavnom mogu još jednom da kažem da sve selame iz Petnice. Petnica je mlada opština, prije dvije godine je dobila i odnosno povratila status opštine. Uglavnom je stanovništvo islamske vere, Bošnjaci su iznad 90% ovdje i ovo je još jedan znak jako dobre saradnje da taj nivo se spusti i na lokalni nivo i da tu saradnju popravimo u svim segmentima. Bu şu anda bulunduğumuz kasabadaki nüfusun %90 Boşnak Müslümandır. Söylemek istiyorum ki gerçekten bizim işbirliğimiz çok yüksek bir düzeyde. Bu organizasyon da bunu yine de gösteriyor.
Koristim priliku da se zahvalim i organizatoru i domaćinu ovog iftara, konvoju Beriketa. Oni su, da kažem, i mnogo prije ovih institucija započeli dobru saradnju i zaista promovisali jako dobru i uspješnu saradnju između naroda Turske i naroda Crne Gore, a znamo svakako da su Bošnjaci most spajanja između Crne Gore i Turske. Şimdi de bu fırsat kullanmak istiyorum. Bu güzel organizasyonu organize edenlere, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir gönül köprüsü yaptılar bizim halklarımız arasında. Koristim priliku da se zahvalim prvenstveno vašoj televiziji, generalnom direktoru vaše televizije, koji uvijek kad trebate tu ste, promovišete zajedništvo, promovišete i taj dobar odnos između dvije države i da kažem svaku dobru akciju vaša televizija dođe i proprati iz Crne Gore. Aynı zamanda TRT'deki genel müdüre Sayın Şenol Gök'e da çok teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman desteklediği için ve bizimle her zaman yanımızda olduğu için. Ramazan i iftar je tradicije, kultura i običaj kod nas. Iftar okuplja ljude, dili se zajednička hrana i zaista je ovo večeras jedno predivno veče za Petnicu. Vidite da je mnogo građana tu, da su došli ljudi iz okruženja, da vide sve ovo i još jednom da se zahvalim svima i da poželim da se ova saradnja nastavi u buduće. Bir daha herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu Petnica için çok büyük bir şey, çok büyük bir organizasyon. Gördüğünüz gibi halkın katılımı da çok yüksek ve bir daha hepinize çok teşekkür etmek istiyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hvala. Bir son mesaj da alabiliriz. Možemo li zadnju poruku za sve muslimane Turske i Anadolije? Za sve muslimane Turske i Anadolije želim uspjeh koji su imali u zadnjih nekoliko godina, posebno od kako Tursku vodi Tayyip Recep Erdoğan, da poželim stabilnu i političku situaciju u Turskoj, da brzo formiraju vlast i da nastave tamo gdje su stali, da očekujemo svi jaču i moćniju Tursku nego što i do sada bila. Hepinize çok başarılar diliyorum. Yine de bu kadar şimdiki gibi istikrarı olduğunuzu Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yine de bu kadar başarılı, gelecekte de bu kadar başarılı olacağınızı diliyorum hepinize ve bir daha selam gönderiyorum. Biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Az sonra devam ediyoruz. Esmaül Hüsna. Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratanın ismiyle. O El-Bari'dir. Ey Bari! Eksiğimizi gider, varlığımızı güzelleştir. Tedbir ve tasarruf ona aittir. Çünkü o kalem sahibidir. Levh-i mahfuzu yazan, varlıkları kusursuz kılan onun ismidir. Alemler onun ismiyle kemale erer. O El-Bari'dir. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü konuğumuzla çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Rifat Feyziç, Karada Diyanet İşleri Bakanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baş müftümüz İzmir'de üniversite bitirdiği için Türkçe'de konuşuyor. Türkçe konuşuyoruz, evet. Yani en azından
Son zamanlarda tabii ki burada yapılan bazı etkinlikler var. Türkiye'den gelen değişik programlar böyle Türkçe konuşmayı tekrar Allah nasip ediyor da ben sık sık yine Türkiye'de bulunduğum için yani pek Türkçeyi korumaya çalışıyorum. Evet, çok güzel. Acaba burada İslamiyet ve Müslümanların durumu nasıl? Bize biraz anlatabilir misiniz? Karadağ'daki Müslümanların, eğer Karadağ Müslümanlar hakkında bir şey konuşmak istiyorsak bunu bir bütünlüğü olarak yani Balkan Müslümanları nasıl yaşıyorsa Karadağ Müslümanları da öyle. Çünkü Balkan Müslümanların bir parçasıdır Karadağ Müslümanları. Karadağ'da biliyorsunuz yani eski Yugoslavya içerisinde yaşayan bir Müslümanlık bir kültür var. Tabii ki son zamanlarda çok daha kendimizi biraz daha iyi, daha rahat hissediyoruz. Karadağ biliyorsunuz birkaç yıl önce bağımsızlığı da kazandı. Karadağ içerisinde belli bir Müslüman sayı var. Karadağ'da bazı yerlerde belediyeler var yani burada çoğunlukla Müslümanların yaşadığı, oluşturduğu belediyeler var. Tıpkı bu akşamdaki gibi bu Karadağ'ın en genç belediyesi, Petnitsa Belediyesi bu akşam bulunduğumuzda ve neredeyse %100 Müslüman yaşıyor burada. Bu da iyi bir haber aslında. Bu gece, bu sene oldu bu Petnitsa'nın bağımsızlığı, belediyenin bağımsızlığı olması tamamen Müslüman nüfuslu olan bir yer. İslamiyet özellikle dönmek istiyorum o konuya. Özellikle son zamanlarda işte Türkiye'den gelen desteklerden dolayı çok daha kendimizi iyi hissediyoruz. Tabii bu akşamdaki bu kardeşlik sınır tanımaz projesi de aynı zamanda bize önemli bir mesaj. Buradaki Müslümanlara özel ve önemli bir mesaj. Yalnız olmadığımızı, bir arkamızda koskoca büyük bir Türkiye devleti olduğunu bir göstergesidir. Onun için tabii ki mutluyuz ve çok daha rahat nefes alıyoruz burada. Biz bugün Petnitsa'da dolaşırken çok güzel bir cami gördük. Çok eski bir cami gördük. Petnitsa Cami. Orada bir yazı okuduk. Tam ne zaman yapıldığını bilinmiyor yazıyor. 16. yüzyılda ama tahmin ediliyor. Acaba sizin böyle söylemek istediğiniz bir şey var mı cami hakkında? Gerçekten çok güzel bir, çok eski bir cami. Bu Karadağ'da bulunan eski camilerden birisi yani. Kültür mirası sahip olan bir cami Petnitsa ve onun özelliği özellikle yani bu cami bununla tanınıyor. Üç katlı bir cami yani. Bu çok enteresan bir şey. Özellikle eski camiler için. Tabii ki bu yeni mimari, yeni camiler yapılıyor. Bunlar da birçok katlı camiler de olunuyor ama bu eski yani birkaç yüzyıl önce yapılan camilerden belki nadir, çok nadir rastlanabilecek camilerden biri. Üç katlı bir cami. Tabii ki ahşaptan da çatısı var ve minare biraz enteresanlığı var. Yani enteresan ve tipik bir bu bölgedeki camiler çok ahşap çatı bir de çok şey çatının düz değil yani bayağı bir şey olması çünkü burada kar da var kış mevsimlerden dolayı ona göre yapılan tabii o zaman atalarımız öyle yapmışlar güzel bir cami. Yani bu camiyi birkaç yıl önce biz restore ettik buradaki Müslümanlar tarafından yardımıyla bu camiyi restore ettik onu koruduk. Yanında da inşallah şu anda belediye burada Petnitsa Belediyesi bağımsızlığı ele alınca bir müftülük binası yapılacak caminin yanında. Bu müftülük binasının da TİKA tarafından yapılacağı da böyle TİKA'ya canlı yayında ve Karadağ İslam adına, Müslümanlar adına teşekkür etmek istiyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Bir son mesaj alabilir miyiz sizden tüm Müslümanlara Ramazan için? Tabii ki böyle bir Ramazan içerisinde Müslümanlar alemini böyle takip ederken gerçekten bazen üzülüyoruz. Yani Müslüman dünyasında, Müslüman coğrafyasında olup bitenler her gün kan akıyor neredeyse. Yani bu tabii ki bizdeki, buradaki Müslümanlar yani bunu üzülüyoruz. Yani biz azınlıkta burada yaşıyoruz ve sonuçta Avrupa'daki Müslümanlar da azınlıkta. Ama bir türlü anlayamıyoruz yani
İslam dünyasının böyle bir hali, böyle bir bölünüşü, böyle bir birbirinden nefret etmesi gerçekten anlamak çok zor. Yani belki Müslümanlar orada hiçbir zaman azınlığı nasıl olduğunu, İslam azınlığı yani dini azınlık nasıl olduğunu bilmedikleri için o bereketi bilmedikleri için belki yani Sunni sorunlarla Sunni problemler üretiyorlar. Tabii ki bazı insanların da Müslüman aliminin böyle güçlü iyi olması da istemiyor. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Şu anda belki dünyada en Müslüman ülkelerden böyle misal gösterebilecek bir ülke Türkiye'dir. Onun için gerçekten Türkiye için dua ediyoruz ve bunun aslında Türk halkı bilmesi gerekiyor. Türk insanı bilmesi gerekiyor. Türkiye ile gurur duymalı. Türkiye kutsal bir emanet gibi hepimizin korumamız gerekiyor. Türkiye İslam dünyasına ihtiyacı var. Yani ve normal insanların, bütün dünyadaki normal insanların Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye çok büyük bir nimet. Evet, biz de tüm insanlara bu kötü ve zor durumda olanlara bu mübarek ayında dua edebiliriz hepimiz birlikte. Değil mi? Elimizden başka bir şey kalmıyor zaten. Duadan başka. Dua da güçlü bir şey biliyorsunuz. Dua güçlü bir silah inşallah. Yani İslam dünyası bir doğum sancısı şu anda yaşıyor diye düşünüyorum ben. Ama bu da geçecek inşallah. Müslümanları İslam'a iyi günler bekleyeceğini umuyorum. Bekliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki dostlara, kardeşlere, herkese selam gönderiyorum. Allah Ramazan ayını herkese mübarek olsun. Allah bütün yaptığımız işleri hayretsin, kabul etsin ve inşallah bayramında daha iyi bir şekilde buluşalım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz devam edeceğiz. Bugün Petnica'daydık, Karadaydık. Burası küçük bir kasaba ama çok güzel bir kasaba. Çok eski bir cami gördük bugün dolaşırken. Orada güzel bir çekim de yaptık. Onu siz de göreceksiniz. Tamamen ahşaptan ve taştan yapıldı. Çok eski bir cami. 16. yüzyılda yapıldı. Bugün de Bayrampaşa Belediyesi'nin organize ettiği bereket konvoyu takip etmeye devam ediyoruz. Yarın başka bir yerde olacağız. En sonuna kadar onlarla birlikte olacağız. Balkanlar'da Ramazan programımızı da yapmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.